H5P.org platformunda çeşitli içerikler oluşturabilirsiniz. Şimdi bu içerikleri Examples and Downloads menüsünde inceleyelim. Examples and Downloads menüsünden tüm içerik örneklerine ulaşabilirsiniz. Web sitesinde kullanımına izin verilen ücretsiz ve ücretli tüm içerik örnekleri burada sunulmaktadır. Content Type başlığı altında VUL seçeneğinden ücretli ve ücretsiz tüm araçlar karşılıklı olarak bulunmaktadır. İncelemeye akordeon aracıyla başlayalım. Akordeon aracı başlık ve başlığa bağlı metin oluşturmaya yarar. Örnekte başlıklara tıkladığınızda aşağı doğru açılan bir menü yapısı görmektesiniz. Burada bazı meyveler ve o meyvelerin özellikleri yazmaktadır. Kolum aracı ile devam edelim. Kolum aracı ile benzer içerikleri tek sütunda toplanarak anlamlı bir görüntü elde edilebilir. Oluşturulan kontentleri düzene sokmak için kullanılır. Örnekte coğrafya testi bulunmaktadır. Bu test her çeşit soru tipini birleştirerek hazırlanmıştır. Soru çeşitleri içerisinde boşluk doldurma, sürükle bırak, çoktan seçmeli, görselden seçme ve doğru yanlış soruları olduğunu görmekteyiz. Course Presentation etkileşimli bir sunum oluşturma alıcıdır. Slaytlarınıza metin, görsel, web bağlantısı, çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma gibi etkileşimli öğeler ekleyebilirsiniz. Örnekte gördüğünüz gibi 10 slayttan oluşmaktadır. Üzerinde işaret bulunan slaytlarda çoktan seçmeli ya da boşluk doldurma örnekleri olduğunu görmektesiniz. Fill in the blanks boşluk doldurma aracıdır. Kullanıcının verilen ifadede boşlukları doldurması istenir. Örnekte görsel ve görsel hakkında bazı boşluk doldurma soruları bulunmaktadır. Flashcards soru ve yanıtlarla eşleştirilmiş görüntülerin kullanıldığı kartların oluşturulması için kullanılır. Örnekte kartlar üzerinde görseller ve altlarında bilgi yazmaktadır. Boşlukta ise kartı tahmin etmenizi istemektedir. Soru tamamlandığında ise oklarıyla devam edilebilecek şekilde ayarlanmıştır. Image Hotspot aracı resimlere hotspot eklenmesine olanak tanıyan bir içerik türüdür. Etkin noktalar tıklandığında metinleri, resimleri ve videoları kullanıcıya açıklamakta yardımcı olur. Örnekte görsel üzerinde bulunan farklı meyvelere tıkladığınızda o meyve hakkında video açmaktadır. Interactive Book, yazarların etkileşimli videolar, sorular, kurs sunumları ve daha fazlası gibi büyük miktarda etkileşimli içeriği birden çok sayfada birleştirmesine olanak tanır. Örnekte kitabın kapak resmi olarak bir görsel ve Read butonu bulunmaktadır. Butona tıkladığımızda ise bu şekilde bir sayfa açılmaktadır. Sol tarafta içindekiler kısmı bulunmaktadır. Buradan başlıklara tıkladığımızda hem bölüm içinde hem istediğiniz kısma hem de farklı bölüme geçmenize olanak sağlamaktadır. Bölümlerde videolar, bilgiler, farklı türlerde sorular gibi çeşitli içerikler bulunmaktadır.
QR kod aracı, kullanıcıların H5P ile eyleme geçirilebilir QR kodları oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir içerik türüdür. Örnekte bazı kodlar bulunmaktadır. QR kodları üzerine tıklayarak veya telefonunuzun tarama özelliğiyle kullanabilirsiniz. Tıkladığınızda kodun bilgilerini içeren pencere açılmaktadır. Multiple choice, çoktan seçmeli soru hazırlama aracıdır. Örnekte bir görsel ve görsel hakkında çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Summary, bir metin, video veya sunumdaki temel bilgileri özetleyerek kullanıcıya seçim yaptıran bir etkinlik oluşturma aracıdır. Örnekte verilen bilgilerden doğruyu seçmeniz gerekmektedir. True false aracı verilen bir önermenin doğru mu yanlış mı olduğunu sormaya yarar. Örnekte verilen görsel hakkında bilgi yazmaktadır. Verilen bilgi için evet ve hayır seçenekleri bulunmaktadır.